Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde SQL'de sayısal fonksiyonları göreceğiz. Genelde integer ve kayan noktalı tipinde dediğimiz double float tipinde sayılar üzerinde yapılan ya da sayılar üzerinde kullanılan fonksiyonlardan bahsedeceğiz. Bu fonksiyonlar veri tabanına yazdığımız ya da veri tabanından sorguladığımız verilerin formatlı bir şekilde kullanılmasını sağlar. Mesela matematikte kullandığımız mutlak değer işlemi vardır. Yani iki uzunluk ya da iki ağırlık arasındaki fark almamız gerekebilir. Bir form düşünün. Form içerisinde sizden iki değer girmenizi isteyebilir. Ve o iki değer arasındaki farkı, uzunluk ya da ağırlık farkını almak isteyebiliriz. Şöyle bir durum düşünün. Ali ve Ahmet var. Ali'nin boyu 1.50, Ahmet'in boyu 1.70. Aradaki farkı alın dediğimizde 1.50 eksi 1.70 ifadesinde eksi 20'lik bir değer elde ederiz. Ama uzunluk ölçüsü kullanırken Ali ile Ahmet arasındaki fark eksi 20'dir demeyiz. Bunu pozitif yapmamız lazım. Bu tür durumlarda ABS fonksiyonunu kullanıyoruz. ABS fonksiyonunu SQL'de kullanım şekli şu şekilde. Select from ya da from demeyelim. Şu anda herhangi bir eksi değer içeren bir sütunumuz yok veri tabanımızda. ABS'yi direkt de select'te kullanabiliriz. Şöyle eksi 45 ya da select ABS 50 dediğimizde her ikisinin sonucu da 45 ve 50 olacak şekilde pozitif çıkar. ABS fonksiyonu mutlak değer işlemini bu şekilde gerçekleştirir. Diğer bir fonksiyonumuz AVG fonksiyonu. Bu da averajdan geliyor. Yani bir ifadenin ortalama değerini döndürür. Not ortalaması, yaş ortalaması gibi bir sütunun tamamının ortalamasını almak isteyebiliriz. Bu tür durumlarda kullanabiliriz. Şöyle ki, mesela öğrenci ders tablosunu açtığımızda, öğrenci ders tablosunun içerisinde öğrencinin numarası, aldığı dersin ID'si ve notu listelenmekte. Bazı öğrenciler notu null, yani boş, girilmemiş olarak görünmekte. Benim yapmak istediğim olay şu. Şu öğrencilerin yaklaşık 47 tane kayıt var. Bu öğrencilerin 47 kaydın null olanlar hariç ortalamasını almak isteyebilirim. Şu şekilde bir ifade yazmam gerekecek. Select from öğrenci ders tablosundan AVG ile notların ortalamasını listele diyebilirim. Notların ortalaması 3,3023 şeklinde uzayıp giden virgüllü bir sayı oldu. Diğer bir fonksiyonumuz count fonksiyonu. Count da kayıt sayısını döndürür. Yani öğrenci tablosundan count yıldız dediğinizde kaç tane öğrenci kaydı varsa sonucu döndürür. AVG fonksiyonu ile de kullanılabilir. Şöyle biz ileriki bölümde bir sum fonksiyonumuz var, onu da göreceğiz. Sum da bir sütundaki değerleri topluyordu. Count'la da adetini bulursak toplam bölü adetle AVG ile bulmuş oluruz aynı zamanda. Count fonksiyonunu şu şekilde kullanabiliriz. Select count. Mesela öğrenci numaralarına göre öğrenci tablosundan öğrenci numaralarına bakarak kaç tane kayıt olduğunu listeleyebiliriz. Ya da buraya direkt yıldızla deseniz kaç satır varsa o kadar liste elde etmiş oluruz. Bakın öğrenci tablosuna baktığımızda
20 tane kayıt, şurada kaç kayıt olduğu gözüküyor. 20 tane kaydın olduğunu görebiliriz. Ceiling, floor ve round ise virgüllü, yani süratli sayılarda yuvarlama işlemlerini yaptığımız fonksiyonlar. Ceiling fonksiyonu her halükarda bir üst sayıya yuvarlar. Floor ise her halükarda bir alt sayıya ya da eğer tam sayı ise kendisine yuvarlar. Round ise virgülden sonraki kısmı alabileceğimiz, mesela virgülden sonra iki karakter al ve ona göre yuvarla diyebileceğimiz bir fonksiyon. En çok kullanılan yuvarlama fonksiyonu round'dur bu arada. Çünkü az önceki örnekte baktığımızda, şu AVG notu örneğinde baktığımızda 3, 30, 23, 25 gibi giden bir sayı var. Bunun belli bir yerden itibaren önemsiz olduğunu düşünüyorsak oraya kadar iki kısmı alıp gerisini yuvarlayabiliriz. Yuvarlama işlemi round'da bölme işlemini yaptığınız yere göre buçuk ve üstü ise bir üste, diğer durumda bir alta yuvarlar. Şöyle bir kullanım var bu üç fonksiyonumuzun. İlk olarak ceiling fonksiyonunu yapalım. AVG notu ile birlikte kullanalım. Çünkü burada hazır elimizde virgüllü bir sayı var. AVG notunu önce yazalım şu şekilde. Kopyalayıp yanına ekledim. Eksik bir şeyler var mı? Yok. Çalıştırdım da. Bakın, 3 virgül ne olursa olsun yanındaki değer 0'dan büyük ise onu bir üst sayıya yuvarlar. Ceiling fonksiyonu. AVG notuyla notu yazdırdık. Ceiling'de de AVG notunun yuvarlanmasını sağladık. Diğer yuvarlama fonksiyonumuz floor demiştik. Floor fonksiyonu ise her halükarda bir alta yuvarlar. İkisini birden çalıştırıyor. Ceiling yukarı yuvarlarken floor virgülden sonraki küsuratı dikkate almaz. Direkt bir alt sayıya yuvarlar. Son olarak da en çok kullanılan round fonksiyonu şu şekilde kullanılır. AVG notu neyse onun yanından virgülden itibaren kaç karakter almak istiyorsanız onu da belirtiyorsunuz ve bu şekilde kullanıyorsunuz. Burada işte 3,302 dedikten sonra, 3 karakter aldıktan sonra 2'den sonraki kısma bakar. Yani 2'den sonraki kısım buçuk ve üstü ise yukarıya yuvarlar, değil ise aşağıya yuvarlar. Bakın çalıştırdığımda şu ikisini. Notların ortalaması 3, 0, 2, 3 diye gidiyordu. Virgülden sonra 3 karakteri almasını istedim. 3 karakteri aldıktan sonra geri kalan kısmı buçuktan az olduğu için, 200, 302'den sonraki 3, 5'ten küçük olduğu için olduğu gibi bıraktı. Eğer ben şu 5'e kadar 5 karakter al deseydim, çalıştırdığımızda bakın 30, 23, 3, şurası 30, 23, 2. Şu 2'den sonraki, yani 5 karakterden sonraki değer 5 olduğu için bunu otomatikman bir üst sayıya yuvarlamış oldu. Yani şu 3'ünün kullanımı şu şekilde. Verilen küsuratlı sayı neyse ceiling her halükarda yukarıya, floor aşağı bir alt değere, round ise belirttiğiniz virgülden sonraki karakteri alıp ondan sonra ortalamaları her zaman hesaplıyoruz, not ortalamaları 49,5'tan 50 dediğimiz durum round'da karşımıza çıkıyor. Buçuk ve üstü yukarıya, diğer durumlar aşağıya. Bilindiği gibi 49,4 49'dur. Ya da işte geçme notunuz 60
olduğu bir ortamda 59,4 kalır. 59,5 60'a tamamlanıp geçer. Bunu da sağlayan rond fonksiyonudur. Evet. Sayısal fonksiyonlardan devam edecek olursak, minimum ve maksimum bir dizi ya da bir sütundaki değerlerin en büyüğü ve en küçüğünü bize getirir. Mesela yaşı en büyük olan, doğum tarihi en büyük olan, not ortalaması en büyük olan, aldığı notu en yüksek olan ya da en düşük olan şeklinde birilerini çağırıyor ya da bir veriye ulaşmak istiyorsak minimum ve maksimum fonksiyonlarından yararlanabiliriz. Özellikle iç içe kullanılan selek yapılarında bu fonksiyonlar hayati önem taşıyor. Şöyle ki işte not ortalamasından not ortalamasından büyük olan öğrencileri ya da küçük olan öğrencileri getirmek isteyebiliriz. O durumda işte AVG gibi bir ortalama. Sonra da bunların içerisinde bundan büyük olanları çağırmak isteyebiliriz. Yine minimum maksimumda işte en büyük ve en küçük değerleri alıp bunlar üzerinde işlemler yapabiliriz. Minimum ve maksimum kullanımı şu şekilde. Neyin minimum bulmak istiyorsak öğrenci tablosu örneğin ne var? Öğrencilerin doğum tarihleri var. Bunların doğum tarihlerini öğrenci tablosundan doğum tarihi minimum olanı getirdiğimizde 1970 yılı 4. ayın 30'unda doğmuş kişiyi getirebilir. Bu kişinin kim olduğunu da merak ediyor olabiliriz. Bunun bir sonucu olduğu için işte bu tarihi bulduğumuzda bu tarihte doğan kişinin adını getirebiliriz. Yine ileriki derslerde göreceğiz ama şöyle bir şey olabilir. Öğrenciler tablosundan şuraya eğer doğum tarihi eşittir derseniz doğum tarihi bu değere eşit olan öğrencinin adını soyadını getirecek. Çalıştırdığınızda Mehmet Akif Ersözmüş doğum tarihi en küçük olan kişi. Yine aynı şekilde select from öğrenci tablosundan max doğum tarihi dediğinizde doğum tarihi maksimum olan kişinin doğum tarihini alırsınız. Yine şu şekilde iç içe geçmiş bir select yapısı içerisinde o kişinin kim olduğunu ya da diğer verilerine bir hızlı bir şekilde ulaşabiliriz. Power fonksiyonu güç yani üs alma fonksiyonudur. Bir değerin belirli bir kuvvetini almak istiyorsak, işte 3'ün 7. kuvveti, 5'in 10. kuvveti şeklinde matematiksel formüllerde genelde kullanılan bir yapıdır. Bir formunuz vardır. O formunuza birinden değer girmesini istersiniz kullanıcıdan. Kullanıcı formdan işte verileri girer. Siz bunu matematiksel bir fonksiyon içerisinde göstermek isteyebilirsiniz. Yani üssü gir, tabanı gir şeklinde yönlendirerek bu tür işlemlerde hızlı bir şekilde matematiksel ifadeleri hesaplayıp listeleyen veya hesaplayıp veri tabanına ekleyen, güncelleyen sorgular yazılabilir. Power fonksiyonun kullanımı şu şekilde. Mesela, pardon, şu kısım biraz fazla oldu. Gerek yok şuraya. Çünkü şunu kullanacağınız bir yer yok. 6. 6 sayısının
üçüncü kuvvette diyebilirsiniz. 218 ya da eğer bir değer var ise, mesela burada biraz saçma olacak ama öğrencilerin doğum yeri illerinin üçüncü kuvvetini almak isteyebilirsiniz. Tabii bu mantıklı olması gerekiyor. Şu anda tamamen deneme amaçlı yapıyorum. From öğrenci tablosundan doğum yeri illerinin üçüncü, beşinci, kaçıncı kuvvetini istiyorsanız önce doğum yeri illeri yazsın. Daha sonra doğum yeri illerinin üçüncü kuvvetini yazmasını istiyor olduğumuzda şöyle bir şey. 6, 216, 1'in üçüncü kuvvette 1, 10'un üçüncü kuvveti 1, 9'un üçüncü kuvveti 729 şeklinde bir değerin belli bir kuvvetine power fonksiyonu ile alabiliyoruz. Diğer bir komutumuz sqrt fonksiyonu. Bu da bir sayının karekökünü alır. Ki herhangi bir sütunun tamamını ya da belli şartlara göre bir bölümüne karekökünü almak isteyebilirsiniz. Select from öğrenciler yine aynı şekilde biraz mantıksız olacak ama şu anda elimizdeki veri tabanında çok fazla bununla ilgili kullanacağımız matematiksel bir yapı yok. O yüzden sayısal olan integer tipindeki doğum yeri il yani plakaların kare kökünü almak isteyebiliriz. Bu durumda kullandığımız yapı bu. Pardon şöyle seçeyim. Doğum yerlerin önce yanına yazalım da. Şu şekilde. 6 olan bir sayının karekökü bu 1'in 1, 9'un 3, 16'nın 4 ya da işte diğer sayıların süratli bir şekilde kareköklerini aldığını görürüz. Son olarak da sum fonksiyonu. Bu da bir sütunun değerlerini toplayabilirsiniz. Mesela bunu da farklı bir tablo üzerinde deneyelim. Dersler tablosunun içerisinde açtığımızda derslerin adı, kodu, kredisi ve bölüm ID'si var. Kaç farklı dersimiz var? Şurada 13 farklı dersimiz var. Bu 13 farklı dersin kredilerin toplamını, yani bir öğrenci bu derslerin tamamını alırsa toplam kaç kredi almış olur diye bir sorgu sonucu istediğimizde dersler tablosundaki kredilerin toplamını listelemek isteyebiliriz. Select from öğrenci ders tablosundan sum kredi dediğimizde derslerin kredisine 45 olarak toplam krediyi görebiliriz. Peki bu derslerin kredilerin kaç tane ders olduğunu, kredilerin her dersin bir kredisi olduğunu düşünürsek kaç farklı ders olduğunu nasıl bulabiliyoruz? Count fonksiyonuyla kredi dediğimizde kaç farklı kredi var? Yani kaç tane kredi var? 13 farklı ders vardı, 13 tane kredi vardı. Sonuç çıkıyor. Biz bunu şöyle yaptığımızda ABC fonksiyonunu bulmuş oluyoruz aslında. Kredilerin toplamını adete böldüğümüzde ki burada biliyorsunuz her türlü matematiksel toplama, çıkarma, çarpma, bölme, mod alma şeklinde matematiksel işleçler kullanılabiliyor. Çalıştırdığımızda ortalama kredi 3 civarı. Tabii bu süratli bir değer almaz. Siz bunu şöyle öğrenci değil de ders tablosundan AVG kredi dediğinizde de şu ikisi bize aynı sonucu verir. Bunun dışında yine sayısal fonksiyonlar kategorisinde trigonometrik fonksiyonlar var. Bir açının kosinüsünü, sinüsünü, tanjantını, kotanjantını alabilirsiniz. Ya da uzunlukları verilmiş olan bir açının kaç derece olduğunu bulabilirsiniz.
Ark kosinüs, ark sinüs, ark tanjant. Ark tanjant iki fonksiyonunuz var. Bunu da iki sayının ark tanjantını bulabilirsiniz. Degris ile radyal cinsinden verilmiş bir açının derece cinsinden karşılığını bulabilirsiniz. Logaritma fonksiyonu ile bir sayının logaritmasını, logaritma 10 ile de 10 tabanında logaritmasını bulabilirsiniz. Yine pi sayısı pi ile pi sayısını, rand ile random yani sıfır ile bir arasında rastgele bir sayı üretmesini isteyebilirsiniz. Sine fonksiyonu ile de bir sayısal değerin işaretini, pozitif mi negatif mi olduğunu öğrenebilirsiniz. Secure fonksiyonu ile de siz bir değerin, bir sayısal değerin karesini alabilirsiniz. Bunların kullanımı da bir önceki fonksiyonların kullanımıyla aynı. Tek tek anlatıp uzatmaya gerek yok. Bu şekilde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Sayısal fonksiyonlarımızda, SQL'de kullandığımız sayısal fonksiyonlarımızda bunlar arkadaşlar.